Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Allah'ın adeti, sünneti aynı zamanda aklın ihtiyarını kaldırmayacaktır. Yani ayrı zamanda olacak olan olaylar aklın ihtiyarını kaldıracak derecede cereyan etmeyecektir. Mehdi meselesi de öyle. Yani Mehdi'den tek başına İslam'ı dünyaya hakim etmesini dileyen cahiller önce ilimlerini belli bir safhaya getirip Mehdi'yi tanıma kabiliyetini kesbetmeleri lazım ki hiçbir peygamber Mehdi'nin misyonu hazır bir şekilde kendi başına yapmamıştır. Yani bu yönde çalışma ümmet layık olursa Mehdi'yi tanıyacak. Tayin edilen bir imamın arkasında hiç şeksiz şüphesiz cehd ederek, savaş yaparak veya yeri gelirse savaş yaparak İslam'ı en azından İslam'ın zilletini, şu anki zilletini kaldıracak. Ki bu mümkün. Müslümanların birleşmesi halinde dünyada hiçbir güç Müslümanların karşısında duracak kabiliyete sahip değil. Bu nükleer olsun, konvansiyonel silahlarla da olsun, böyle yani en azından üstünlük olsa dahi diğer ülkelerde lojistik savaş İslam topraklarında olacağı için lojistik yetiştirilemez bir durumda olacaktır. Yani Amerika buraya çeyrek kuvvetinde bir ülkede ülkeyi burada yenemez. Niye? Lojistiği yerle şey yapamaz, yetiştiremez. Bu çok önemli. Lojistik çok önemli. Yani biz topraklarımızda böyle bir şeyi karşılayacağız. Velhasıl fırsat Mehdi'nin zamanında birleşme fırsatıdır. Buna engel olacak lar olacaktır. Cübbeli gibi kraliyet düğmelerini takan kişiler Mehdi çıkmayacak, Mehdi çıkmayacak diye bunun avansını tabii aldılar. Allah bilir ne görüntüleri var şeyin, dar cübbelinin. Kendisi diyor ya, erkek erkeğe falan da vardır diyor. Yani bir şeyleri illa çıkacaktır. İlla çıkacaktır. Engel olmak isteyen ki bu konuda bir sürü zatı ben şey hemhal görüyorum. Yani yabancıların anlayışıyla hemhal görüyorum. Mehdi anlayışını ezmek, örtmek, geri plana atmak, hem de atmak anlayışını görüyorum. Hem de bu nurcularda Mehdi'yi bildiren Said Nursi'nin talebesiyiz diyen insanlar da bu mevcut. Halbuki Said Nursi Mehdi'nin çıkacağı tarihi ve yeri net olarak vermiştir. İşte bu ahvalde dahi nurcuların bu gaflet içinde olmalarının yegane sebebi ne olsa gerek. Yani yerine göre Said Nursi'yi üstün gösteriyorlar. Mehdi onun talebesi gösteriyorlar. Mehdi'yi basite alıyorlar. Yani basit gibi gözüküyorum. Basit gibi gözüküyorum ama yani diyor ya şey Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o kimsenin bilmediği bir işe kılavuzlandığı için ona Mehdi denmiştir. Şimdi bu alimlerden önce bizim Ömer Faruk demişti ya, sen dedi, seni dedi kaç senede tanıyoruz. Mehdi 7 senede her senesi 20 seneye tekamül eden işler yapacak. Tamam, tanıyın beni. Bütün İslam alemi beni Mehdi olarak tanısın. 7 saatte yapmak
Hani söz vermeyeyim de 7 saatte mümkün gözüküyor bazı şeyler. Yani İslam Birliği beni, bütün Müslümanlar beni Mehdi olarak tanısın. Yani bildirilenlerin gerçekleşme oranı yani çok yüksek. Bu Allah'ın fazlıdır.